Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Kabak çorbası yapacağız. Yine bol vitaminli, yine güzel bir çorba ve farklı bir çorba tabii ki. Malzeme listemizi verelim ve çorbamızı yapalım. Evet. Evet, kabak çorbası için 5 adet kabak, 2 adet patates, 1 adet kuru soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tavuk göğsü haşlanmış olacak, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı nane, 1 tutam dereotu, yeterince tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız kabak çorbası için. Evet, şimdi sevgili şöyle tenceremizi ocağa koyduk. Tenceremizi içine biraz şöyle sıvı yağımızdan ilave ettik. Yavaş yavaş o ısınsın. Biz de şöyle bir adet soğanımızı alalım gördüğünüz gibi. Şöyle soğanımızı küçük küçük doğrayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi güzelce bir soğanımızı doğradıktan sonra sevgili izleyicilerim şöyle direkt mi ne yapıyoruz? Tenceremizin içine ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş kavrulsun. Evet. Şöyle kaçırayım. Şimdi o kavrulurken ben de şöyle kabağı aldım gördüğünüz gibi şöyle. Tekrar şöyle ben bir suyun altına tutayım. Kaba küçük küçük doğramamız lazım sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle. Soğanlarımız güzelce bir kavrulurken biz de kabağı tekrardan doğramamız lazım. Gördüğünüz gibi şöyle. Küçük küçük güzelce bir doğrayacağız. Evet, rendelesek nasıl olur usta? Aslında doğramamız lazım. Biraz ağzımızda o kabakları hissetmemiz lazım. Onun için rendelemeyeceğiz. Evet, onları alalım isterseniz. Tamam, atalım içine şöyle. Şöyle yavaş yavaş ikisi kavrulsun. Evet, şöyle sevgilicimiz. Kavurmaya devam ediyoruz. Diğer kabağımızı da aynı şekilde. Güzelce bir. Şöyle bir doğruyoruz. Gördüğünüz gibi bir yandan soğanımız kavrulsun. Bir yandan da kabağı doğrayıp ilave yapıyoruz. Beraber güzelce bir kavrulması lazım. Evet, şöyle onu da içine ilave ediyoruz. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulsun. Biz de şimdi şöyle patateslerimizi de aynı şekilde küçük küçük doğrayacağız. Şöyle. Evet. 3 adet patatesimizi de şöyle minik minik doğrayalım. Onu da direkt ben kabakların içine atacağız. Şöyle kavurmaya devam etsin. Evet, kabak çorbasını ne yaptık? Önce soğanlarımızı koyduk, kavurduk. Sonra şimdi kabaklarımızı ilave ettik ve patateslerimizi ilave edeceğiz. Tabii ki daha bitmedi. Haşlamış olduğumuz tavuğumuz burada zannedersem, evet. Öyle değil mi? Tavuk göğsünü haşladık. Tavuk göğsünü haşladık. Şimdi sevgili izleyicilerimiz elinizde 50 gram veya de 100 gram tavuk göğsü varsa onu da şöyle 2 litre suyu koyun tencerenize. Tencerenizin içine atın. Güzelce o tavuk suyu bir kaynasın. O tavuk suyu güzelce kaynadıktan sonra şimdi biz ne yaptık? Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Onun üzerine kabakları ilave yaptık. Ve şimdi de patatesleri gördüğünüz gibi küçük küçük doğradık.
Şöyle patateslerimizi de direkmen kabaklarımızın içine ilave ediyoruz. Evet. Şöyle kavrulsun güzelce bir. Soğan, kabak ve patates. Evet. Üçünü bir arada şu an ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Şöyle kavuruyoruz. Kapağını kapatalım hatta usta isterseniz. Patates var ya, patates nişastası dibine şey yapmasın tamam, diye. Siz bilirsiniz. Şimdi eğer yani böyle pişmesi yeterli olacaksa. Aha. Tamam. Şimdi şöyle az bir şey de içine tuzumuzu atalım. Az bir şey. Karabiberimizi, az bir şey şöyle pulverimizi, yeterince bir nanemizi de içine atalım. Karıştırmaya devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Biz ne yapmıştık? Şöyle tenceremizin içine sevgili izleyicilerimiz, şöyle 200 gram kadar bir tavuğumuzu koymuştuk. Güzelce bir haşlamıştık. O kaynadı ve haşlandı. Şu anda altını kapattık. Ve şimdi güzelce kabakları sevgili izleyicilerimiz, malzemelerimizi verdik. Güzelce ne yaptık? Soğanımızı kavurduk. Üzerine kabağı ilave yaptık. Ondan sonra patatesimizi ilave yaptık. Ve ondan sonra ne yaptık? Baharatlarımızı, baharat çeşitlerimizi güzelce içine ilave yaptık. Ve şöyle kaynattığımız güzelce tavuk suyunu, sadece tavuk suyunu gördüğünüz gibi şöyle içine ilave edelim. Hatta hepsini verebiliriz, biraz fazla olsun. Şöyle içine ilave ettikten sonra güzelce yavaş yavaş kaynasın. Bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra şu anda kaynamaya bıraktık. Ve şu anda kapağını kapatabiliriz Ayşegül Hanım. Tamam. Yavaş yavaş şimdi kaynayabilir. Tavuk suyumuzu da içine ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Çok güzel bir şekilde kaynaması lazım, özleşmesi lazım. Ve özleşene kadar sürekli karıştırmamız lazım. Ondan sonra güzelce bir hazırladıktan sonra üzerine ne yapacağız? Çok az bir şey sıvı yağ ve az bir şey bir pulverle yakacağız. Ve üzerine gezdirdikten sonra çorbamız hazır olacak. Evet, harika. Gayet güzel, gayet vitaminli, gayet lezzetli. Güzel bir çorba olacak inşallah. Şöyle çorbamızı bir karıştıralım. Evet. Evet, gayet güzel görünüyor. Çok güzel kokular yayılmaya başladı mutfakta. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım en son hali nasıl olacak çorbamızı. Bir çorbamızı karıştırabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii. Evet, kabak çorbamızda bakın. Şu an sebzelerimiz haşlanmaya başladı. Şöyle bir hatırlatalım ne yapmıştık kabak çorbası için. Önce soğanımızı evet. kavurduk. Sonrasında kabaklarımızı güzel bir şekilde böyle ufak ufak doğradık. Onları ilave ettik, biraz kavurduk. Üzerine de patateslerimizi doğrayıp ilave ettik. Hep beraber soğan, kabak, patates kavurduk. Kavurduktan sonra ve baharatlarını ilave ettik. Tuz, karabiber, pul biber, nane. Sonrasında sıcak suyumuzu da üzerine verdik ve şu an çorbamız kaynamaya başladı. Biraz daha kaynasın, sebzeler iyice pişsin. Sonra çorbamızı alacağız inşallah. Bakalım. Şöyle bir çorbamızı bir karıştırayım. Evet. Ama çok güzel bir koku geldi değil mi? Çok güzel. Hakikaten. Nane kokusu çok özellikle böyle keskin keskin yani geliyor. Nane kokusuyla bir de şey var ya, kabak kokusu apayrı bir lezzet evet. tat veriyor biliyorsun. Aynen öyle. Sevgili izleyicilerimiz, çorbamız nalemde. Evet. Şişlerimizden de usta şöyle bir örnek aldım ben. Bunlar pişmeye tamam. devam etsinler. Bunlar gayet güzel bakın. Hemen hazır oldu ve programımızın da sonuna geldik zaten. Evet, şimdi çorbamızı da alacağız. Evet, çorbamızı da alalım. Siz çorbayı alırken artık yavaş yavaş şimdi sevgili izleyicilerimiz çorbamızı güzelce bir kaynattıktan sonra ondan sonra en son aşama olarak şöyle bir çırpma teliyle güzelce bir karıştırıyorsunuz. Şöyle karıştırayım ben. Karıştırmaya devam edelim. Şöyle tekrardan ne yapıyoruz? Tavamızı koyuyoruz ocağa. Şöyle içine az bir şey, bir sıvı yağ koyduk. Şöyle sıvı yağın içine
Az bir şey, bir pul biberimizi koyalım. Biraz ısınsın onlar. Şöyle bir tane geniş bir şey alabilir miyim? Cam kap çorbayı koymaya Ayşegül Hanım. Evet. Çok mu büyük oldu? Evet. Şunu... Olmazsa şey yapalım, tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Çorbamız çok fazla, aşırı bir şekilde sulu olmayacak. Şöyle güzelce ne yapıyorsunuz? Evet, şöyle hazırladık, kabağınıza boşaltabilirsiniz. Tamam. Fazla koyulmayacak şekilde güzelce çorbamızı hazırladıktan sonra şöyle bir kavanoza şunu alabilirsin Ayşegül Hanım. Evet. Koyalım sevgili izleyicilerimiz. Böyle döke saça yaptık hemen acil acil. Tamam. Evet ve programımızın evet, da şöyle yağı geldi. Bir anlatırsan onu şöyle yağımızı da usta evet, çünkü kenarlarını alalım. Programımız bitti. Evet. Süremizi doldurdu. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çorbamızı hazırladık. Çorbamızın içine şöyle hazırladınız. Güzelce yağınızı içine ilave edersiniz. Gördüğünüz gibi çorbamız hazır bir şekilde şu anda. Bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Evet sevgili izleyicilerimiz güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah-u Teala dualarınızı, ibadetlerinizi, namazı kabul etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.